O gen mühendisliği asosan nima irsiyat o'zgarar ekan demek? O'simlik irsiyat o'zgarar. Endi klassik genetika var, genetik injeneriya usulü var. Genetik injeneriya usulü ahamiyatliroq. Nimaga deydigan bo'lsangiz, mesela tasavvur qiling. Klassik genetika tushuntirib beraman. Yangi nav yaratmoqchi bo'lsangiz, klassik genetikada shu ikkita o'simlikni chaqishtirib yangi o'simlik olasiz, shu yangi nav deydi. Unda mesela bana birinci ösümlüydü, biz madeni ösümlüydü deyildik. Unda faydalılık hususiyet tanımlayıcı genem var. Faydalılık emez, yani zararlılık tanımlayıcı genem var. İkinci ösümlü, yavva ösümlü, ahamiyatsız. İki onu çalıştırsak, yangi ösümlüydü kullas. Faydalılık tanımlayıcı gen ham ve zararlılık tanımlayıcı gen ham yangi ösümlüydü kullas, doğru mu? Ana şu faydalılık tanımlayıcı gendi biz genetik injineriyada fakat şunu ötkizemiz yangi o'simlikka. Qanaqa deydigan bo'lsangiz, masalan, ana shu foydalilikni ta'minlaydigan gen. O'simliklarda xos g'o'za o'simligida hosildorlik va zararkunanda hasharotlarga chidamlilikni ta'minlovchi gen bor. Mana o'sha gen. Bu nimani ta'minlaydigan qaytarib olamiz. Hosildorlik va zararkunanda hasharotlarga chidamlilikni ta'minlovchi gen bor. Bu genni bana bitta mumun tasavvur kılıyoruz, bitta değilik. Bitta ösümlü hücaresine çay veririz. Kekin bu hücare bölünür köpeğe mitoz bölünür dedi, doğru mu? Kendi hücareye hem ana şu hasıl doğruluk ve zarar akımlarında haşaratlarına çıdamlılık tamamlayıcı gen öter. Yine ana şu hücarelerini yani bölünür köpeğe tıramız laboratuvar şarayda da köp yine bir kıl bölgen hücareleri toplamı hasıl bulur. Ve ana şu her bir tokumanın her bir hücaresi de hosildorlik va zararkunanda ularga chidamlilik ta'minlovchi gen bor. Biz bunday hujayralar to'plamini kaus to'qima deymiz. Bu kaus to'qimaga o'simlik gormonlari va regulyator moddalar tomizamiz. Bundan maqsad shuki, bu narsalar ta'sirida kaus to'qima biz o'simlik embrion to'qimasiga o'xshash hujayralar to'plami hosil bo'ladi va kerakli organlar hosil bo'ladi. Ve asla-sekin 7 ösümlük hazır bulun. 7 ösümlük hazır bulun. Mesela biz bunu goza dediğim olsak, ana şu gozada zarar kümlendeleri ya, haşarotlarga chidamli ve hosildorlik ta'minlovchi gen bor. Endi bitta narsa, bana şu genli ösümlük hücresiga joylashdi, oddiy qilib aytib ketdim. O'zi aslida bu etapma-etap bo'ladi. Etap etap bo'ladiganda qanday bo'ladi degan savol tug'iladi. Bunda ana shu genni o'simlik hujayrasiga kirgizadigan bakteriyadan foydalanamiz. Bu bakteriyaning nomi Agrobacterium, ya'ni tuproq bakteriyasi. Agrobacterium degan biz bakteriyada hapasmon DNKsi bo'ladi, ya'ni nimasi bo'ladi? Plazmidi bo'ladi. Plazmidi ana shu o'simlik genomiga birika oladi. Bu plazmidin nomi TI plazmid. TI plazmidni ham TDNKsi ana shu o'simlik genomiga birika oladi. O'simlik genomiga birika oladigan narsa Agrobacterium. Agrobacterium ni ham o'zi aslida plazmidi. Plazmid ni ham o'zi aslida nimasi? TDNKsi o'simlik genomiga birika oladi. Bitta bu yaxshi tomoni bu. Yaxshi tomoni shuki, TDNKsi ana shu o'simlik genomiga birikadi. Yomon tomoni ham bor, o'simlik genomiga birikkandan so'ng o'simlik hujayralarini palapartish bo'lintirib olganligi hisobiga o'simlikda shish hosil bo'ladi. Shish hosil bo'ladi. Endi vektor konstruksiya yaratib olamiz. Vektor konstruksiya uchun kerak bo'lgan narsa TDNK. TDNK ahamiyatga ega bo'lgan gen va PBR322 plazmidasi. PBR322 plazmidasi. Nima uchun PBR322 plazmidasi kerak? Desangiz, TI plazmid kattaroq. 20 ming juft nukleotiddan iborat bo'ladi. Shuning uchun TDNKni TI plazmiddan olib,
PBR 322'nin orta kesip, yani restriktaz yordamını kesip, TDK'nin ligaz yordamını ulap koyar. Nemi üçün kaytaraman TI plazmikten PBR 322'yi ötkizdik TDK'da. Kinalik kişiler ağırlık üçün. Biz gerçi kişi ıhçabiliği muhuğu sabitler. Şimdi ahlameti ile bugün genimiz yiyen bana şu kurulmamızı cevraşımız gerek. Hayırlıca cahiliyemiz ise TRNK'yi ortasından kestirip aşekke cahiliyemiz. Ahlameti ile bugün genimiz cahiliyemiz. Bana şu kurulmamızda üç tane derse. Birinci derse PBR 322. İkinci derse TRNK. Üçüncü derse açayım. Ahlameti ile bugün gen bu. Gen var ben o şekilde. Şu üçte nasıl var bu kurulmamızda? Bu kurulmanın namı vektör konstruksiya değil. Vektör degen yönaltıruçu degen de konstruksiya degen kurulma degen. Yönaltıruçu kurulma sağlanır. Yönaltıruçu kurulma ne ben yönaltıradı degen sağlanır. Ana şu ahamet iyi uyan genli yönaltıruçu yordam verir. Vektör bir tanesi TDN'nin ortasındaki cahilaşımızda sebep ahamet iyi uyan genli. TDNK ösümünü genomge biriktiriş üçün kere gitti, doğru mu? TDNK ortasından kestir, cahilap koysak, ösümünü genomge biriktiri uğradı. Lekigen şiş hasıl kıldırış kabiliyatını yok atan. Yani hücrelerde palapartiş bölünüşünü bartaraf kıladı. Yani ana şu agrobakteriyumda TI plazmididen TDNK ise alıngan. Protoplazmasiga joylaymiz. Protoplazma nima edi? Hujayrasiga joylasang, ha? Yadroni ichida yashaydi. Yo'q, umumiy yordam qobig'idan tashqari bo'lgan. Hujayra qobig'idan tashqari ichidagi hamma narsa, ya'ni o'zi hujayra o'zi uchta tarkibiy qismdan iborat. Membrana, sitoplazma, yadro. Membranani o'rtasidagi sitoplazma bilan yadro protoplazmani hosil qiladi. Bu kitobda unaqa demagan, aytib ketaveraman. Ya'ni agrobakteriyumda TI plazmididan TDNK qismi olib tashlangan agrobakteriyumga vektor konstruksiyamizni joylaymiz. Mana shu vektor konstruksiyamiz bor. Qaytaraman, unda 3 ta narsa bor. PBR 322 plazmidasi TDNK va ahamiyatli bo'lgan gen bor. Ana endi shu agrobakteriyumga joyladik. Agrobakteriya plazmasi o'simlik hujayrasini bitta muhitda bitta muhitda saqlaymiz. Agrobakteriyum o'zining transformatsiya apparatidan foydalanib, ahamiyatli bo'lgan genni o'simlik hujayrasiga joylab qo'yadi. Joylab qo'yadi. Hozirgi kunda agrobakteriyumni transformatsiya apparatidan tashqari maxsus gen otuvchi zambaraklar chiqqan. Zambara degani katta zambarak emas. O'z gen haqida gapiryapti. Shunaqa ekan deb olaveramiz bular. Ko'rmaganmiz biz. Gen otuvchi zambaraklar chiqib, o'simlik hujayrasini qaysi xromosomasiga, xromosomani qaysi lokusiga joylash kerak bo'lsa, to'shni otib joylab qo'yadi. Bu ikkinchi usul. Uchinchi usul, maxsus elektr maydoni bu. Nima edi? Ya'ni kuchli elektr maydoni ta'sirida ham genni joylasa bo'ladi. Uchta usul bor ekan. Birinchisi agrobakteriya transformatsiya apparatidan foydalanib o'simlik xromosomasining genomiga ahamiyatli bo'lgan genimizni joylasak bo'ladi ekan. Ikkinchisi gen o'tuvchi zambaraklardan foydalanamiz. Uchinchisi kuchli elektr maydoni. Shular. Joylangandan keyin haligi aytgan signal. O'simlik hujayrasi bo'linib boshlaydi. Hujayra to'plamini hosil qiladi. Bunda hujayra to'plami kallus to'qima deyiladi. Kallus to'qimaga o'simlik gormonlari yoki regulyator moddalar tomizsak, u ma'lum bir programma asosida bo'lina boshlaydi va oxiri g'o'zaga hosil bo'ladi. U g'o'zada hosildorlik va zararli mahsulotlar ishlab chiqaruvchi gen bor. Unda lekin zararliklari yo'q. Demak, ikki xil klassik genetika bor ekan, genetik injeneriya usuli bor ekan. Genetik injeneriya usulini klassik genetikadan afzalligi nima deyekan? Zararlı genler nasılga yangi navga o'tmaydi ekan. O'tkaydi, mana shu televizorda ko'rdim, haqiqatda bu fabrikada, bunday qilib laboratoriyada, shu Toshkentda. Shunda o'simni o'stirib nima qilar ekan? Mashinalar gapirib o'tdi. Bilaman men bunday. Qaysi bir xulosa bo'lmoq?
Endi ahamiyatliligi masalan kamida respublika darajasida bo'lgan bo'lsa, mana shuni qilishadi-da, qilishdi-yu mana biz oldimizda. Biz olimlar qilishgan. Mana shu qilganini aytib beryapti. G'o'zani hosildorligini va zararlanganda qashqadagi chidamliligini ta'minlovchi yerni shuna qilib qilishgan. Aladiz, to'g'ri? Gapirganda, endi gapirib qo'yamiz. Oson narsa emas-da bu o'zi aslida. Tasavvur qilish qiyin-da. Ko'rmasangiz ishonmaysiz. Xo'p, birinchi mavzu tugadi mana. Mana shu bo'yicha hali video bor edi, ko'rdinglarmi? Kanalga tashlab qo'ydim. Ha? Bir darsangni ko'rsatib qo'yaman. Yana ko'rmaganlar. Kimlar ko'rdi o'zi? Kimlar ko'rmadi? Ha, million deydi. O'tgan safarda. Ha. Bu safar hozir qo'ysam keyin, ha, hozir mulla gaplarda hozir tushunyapman deysizda. Ha, mana qaykan. Endi o'yta so'raylik, bir yo'l atdik. Hujjat memorandumini kalsiy klor bilan buzgan holda qo'shib qaytib ketyapti. Masalan, joylari ham bor ssenariy bo'yicha. Endi u hali institut kitoblarida to'g'riroq o'tiladi. Tushunyapsiz? Mana o'sha transferni o'zimizdan bu anaqa ko'paytirsiz, o'sha narsalar hammasi bo'ladi. Ha, ha. Endi bitta narsada buni takrorlab o'quvchilarga tushuntirib beraverganligim uchun konkret hali ishonch bilan gapiraveraman-da men. Ishonch bilan gapiraman. Keyin u ko'rdim ha bu. Endi konkret ishonch bilan o'tayam aniq ishonch deydi. Ba'zi o'qigan narsa sal tasavvurni sig'dirolmaysiz-da, aynan shu mavzu. Sassata o'xshaydi-da. Qisqa bo'lar ekan. Xo'p, keyingi mavzu hujayra muhandisligi asosida hayvon asabini o'zgartirish. Eshitamiz, birinchi tajriba. Birinchi tajriba bor. Birinchi tajriba shunaqaki, mana bizda bilamizki, qoramonlarda oldinchalik bunaqa yaxshilari yo'q edi, zotdor qoramonlar yo'q edi. Hali hojiboy aytadi-yu, kallasi qimillab turadigan, oyoqlari zo'r, suvaylari ko'rinib turadigan qoramonlar, ha? Bulardi. Keyin chetelda olib kelganini ham bir yildan keyin ko'rsangiz mashatsa ma deydi-yu haligi tanib bo'lmaydigan holatga kelib ozib ketgan bo'lardi deydi-yu. Endi masalan galansiy shuni hujayra injeneriyasini olib kelsa bo'lar ekan. Qanaqa qilsa masalan tasavvur qiling galansiy qoramol deydi, eshitganmisiz? Galansiy mol eshitganmisiz? Chali zotto, ha? Masalan, bu Gollandiyadan olib kelamiz, 100 ta qoramol olib, 100 ta qoramol olib kelasiz. Yo'l kirabidan 5 va 10 barobar qimmatga tushib ketadi bitta qoramol, to'g'rimi? Undan atkimaga o'zimiz sigillarni sotganimiz yaxshi ekan. Nima qiladi degan bo'lsangiz, o'zi qoramol ham bir yilda qancha nechta tuxum hujayra hosil qiladi? Bitta yoki ikkita. Bir yilda bir marta nasl beradi, u ham bo'lsa yo bitta yoki ikkita nasl beradi. Ya'ni bu degani bitta yoki ikkita tuxum hujayra hosil qiladi. Birinchi o'rinda shu Gollandiyadagi qoramollarni hosil qilayotgan tuxum hujayrasini ko'paytirishibdi. Qanaqa degan bo'lsangiz, garmon qilgan. Garmon qilish hisobiga ko'pgina tuxum hujayralar hosil bo'lgan. Masalan, 4 ta qoramoldan 100 ta, 25 ta. 100 ta tuxum hujayralar hosil qilgan. Xaryanik odamlar yig'iladiganini bilaman, qoramollar shunday bir xil, chunki organizm bir xil. Xaryanik gonadotropin degan garmon bor. Bu garmon tuxum hujayrani hosil bo'lishini yetirdirib beradi. Tezroq yetirdirib beradi. Ko'proq ham bo'lishi mumkin. Tushunyapsizmi? Biz endi xullas garmon qilgan, bitta garmon nomini konkret qaysi garmonni aytmay ketyapti. Inyeksiya qilgan, inyeksiya degani ko'p, da? Keyin hali qoramonlardan to'rttasini 100 ta tuxum hujayrani olgan. Olgan. Olib turib, keyin tuxum hujayralari bor-u, 4 ta masalan. Şu yüzüge teng değilik ya. Bir dakika vardı mı? Yüzüge teng değilik. Şu yüz de tuhum kucaylarını aşı galantik oramı oldu. Uru kucaylarız mı? Urulandı. Urulandı'dan kendine ne mi oladı? Zigota hasıl oladı. Şu zigota, yüz de zigota var. Yüz de zigota private case alıp Özbekistan'ı uçurmak varsa bile orası var. Doğru mu? Bu optimistir poyuz, optimistir. Bunu değil mi? Sen sen. Alib kelib, o'zimizni qoramollarni, bachadonlik xashak qoramollarni, bachadonlik yani kallasi qimlab turadigan zo'rlar. O'zimizni qoramollarni bachadonlikga implantatsiya qilgan. Implantatsiya degani ko'chirib o'tkazish degani. Mana shu ko'chirib o'tkazgan. Mana bu o'zi boshlanmasi embrion.
Ya organ diyor, masraflarına zemirel köçülü ötküzüş, implantasyon deydi. Hani koramollarına kararsız ki, sargen bir yılda aynı yiyin, galansiyi buzakçalar da olur. Üstte koramol. Tuttu. Sigirler yiyin, implantasyon. Bir yılda aynı. Şu birinci tecrübe. Zaten koramollar da aynı. Yani bette mi tecrübeni ayet verip, bunu kadar yazmayan kitap ki. Lekin, bebe aşı gel bak, bir varak açayım da. İkinci kadarda, bu biyoteknolojiye bizim memleketimizde ha kullanılır dedik bu. Hizmet teknolojiye yakışı, doktor koramalı var için. Neticede yakışı ögey ona, doğru mu? Koramalı, kımmat boğaz da tavla tavla. Ögey ona hani bizi koramalı. Şunu yapsın mı? Hala ki, bette yanda hala ki zgodanı vaya yetken, post emreler rozan sağlığı geçse yetiltir verirken bizi koramalılar mı? Aşı ögey ananı surrogat ana deydi. Bu hayotik tecrübeden bir tane veremem. Telegram'da okup kaladım ötkendim. Bir de kız turmuş kuruptu, turmuş kurganaya. Neçin yıllar devamında ya farzantı bulmaktı. Nime gelseniz, hali ki kızdı başa devamı kiçineyken. Hamiler rövajdan olmayıdıken. Bunu tıbbiyatı dertsini matka deydi. Kiçine matka deyken, başa devamı geldi de. Gelirken hali ki kızdan farzantı buluş gerek yok. Bunu yolunda buluştu. Ali kızdı vurgulanken tuğun bu cerefsini alışıp, kızı kotasını alışıp kızdı anasını bacadanın implantasyonu yaptı. Ali kızdı anası, ne anasını yedirtir verildi. Şunu yapsın mı? Ali kızdı anası, ne anası için surrogat ana olan. Bu fakat hayvanlar olmaz, ondan da bu surrogat ana değil dediğim için. Maksat şu. Şunu diler mi? Şu ilim fanda arkasından da. Yani karar duruyor, bu hayvan ırsiyatının kaysi derecedeki incelerden faydalanmasak ya? Hücayla derecesi. Ne mücudur siz bana? Üsümlülük ırsiyatını uzgardırmak için genini alıp, alıp aşağılık oynadık. Doğru mu? Ve genini gen almaya yaptınız. Tüm hücayla uğradır yaptınız. Hücayla orka. Doğru mu? Zgodanı cahil yaptınız. Zgodan bu hücayla. Doğru mu? Demek ırsiyatı uzgarda yaptı. Ne derecede? Hücayla derecesi. İkinci tercihde. O zaman olsam bunu. Aksiyeden kullanılır koramal ge, gross garmonu indeks yaptı. Gross garmonu diken, özüş garmonu diken. Özüş garmonu özümüzü somatotrop garmonu da. Tane şu doğru mu? İndeks yaptı gereken, kurgu gereken, aksiyeden koramallar köp süt veriyor bu. Taş sütle satır yaptıken ağız bozor. Üçüncü tercihle. Zor da, kızım da bir yakız. Kızın ola gel mi? Hop, üçüncü tecrübe bana. Oğlumlar, zigotaga, zigotaga, mesela kelam üstü çıkan zigotasiga, başka bir gendi, başka bir, hala kadar hususiyet tamamlayıcı gendi, koş boş. Bu zigotada bana şu hususiyet tamamlayıcı gendi, sonra kelam şu olur. Yani buna kadar, madimiz biz bunu, bana ultrasi olsun dedi, diyorduk bunu, bunun için? Transkensi. Transkensi çıkıyor, kelam üstü diyoruz. Peki, hatta aşağıda örgene bizi hamidim dünyanın oğlanımız zor iş kaldı. Kuyumda zgodası ge, ötüş garmonunu gendiriz. Ne oldu, ne kadar ge, garmonunu gendiriz ge, malınmasıydı. Hamidim ki anlık, kuyumda zgodası ge ne kaptı? Ötüş garmonunu gendiriz. Yani kuyumda kuruptu, lakin kendi kağıttı, koydu kuyumda kuruptu. Kattalıyı koydu kuyumda. Ay. Ayet yaptı. Sizce mi bu maddeki bir ekte kuşup ayet veri yapın, bugün o okuyalar, ayet yapın. Yok, koy kestelim. Ah, şimdi çakıdı. Bağda ben falan sunayım. Lakin kattarı geçin çakıdı. Transgen kuyon diyor. Transgen kuyon. Hamidim, şuna kadar tanıdım. Ben önce organı da biyologiyanı okudu, yaşla. Okuşa girdi. Ahırı, bana o zigotaya bir anfırı gelin cahilaştık yerine ilgili bilirdi. Kuyağına, şuna kadar kendimiz çıkartılansa bulayken o. Şunu yapsın mı? Yani öz kanımın gelin de bizi verildi. Çiğde Türk'te biz gelmek ya. Kendi reci. Hayvanlarda klonlar. Özü klon ne miydi? Nuska. Nuska. Bir organizmde aynen nuskası. Bakteriyanın klonu kan ne kası buladı? Ekiye bölüşüyor. Demek burada ona bakteriye bölünü köpeysen, hasıl bölgen bakteriyeler birbiri için klon. Çünkü bakteriye
A mitoz usulü bilan bo'linadi, ya'ni u oddiy ikkiga bo'linish degan, to'g'rimi? Endi o'simlik kloniçi. O'simlik vegetativ ko'paysa, bir-biri uchun klon bo'ladi. Masalan, mana o'simlik bo'lgan bo'lsa, uni qalamchasidan kesib olib turib, ya'ni hosil qilgan bo'lsak, mana o'simlik bilan bir xil bo'ladimi? Qaysidir uch kurtaklar bor. Ha? Yomur bo'ladi. Vegetativ ko'paysa bo'ldi. Masalan, tasavvur qiling, o'rtog'ingizda, do'stingizda uzum ko'rib qoldingiz, u hali kishmishi. Ha, shirin. Kesiz. Yorilib ketdi o'zingiz. Tillaringiz yorilib ketdi. Bunaqa narsa uzumlar, meva-chevalar yo'qib ketdi-ku hozir. Shunaqa degan, tasavvur qiling. Ha, payvandlangan. Ha, payvandlaganda endi yarimi boshqa narsa, tepasi boshqa narsa bo'ladi. Tepasi nariga o'simlik uchun klon bo'laveradi. Ha. Bo'laveradi. Hozir. Tushunarli bo'ldi? Bo'laveradi. Bo'ldi, javob oldingiz. Aytaveraymi endi? Ha. Hali do'stingiz uzumidan 40-45 sm qilib kesib qo'yganidan 10-15 ta olib, 100 ga olib kelib, nima qildingiz? Ko'mib qo'ydingiz. Ko'mib qo'ygandan keyin 2 yildan keyin hali uzum pishadi. Pishgandan keyin yeysiz, uni ham tilingiz yollayapti. Klon yaratdi. O'simlik kloni. Hayvon kloni. Birinchi baqani klonini yaratishgan, nima qilgan? Rasmdan tushuntiraveray endi qarang. Xullas mana, bitta baqani urug'langan tuxum hujayrasidan yadrosini olib tashlagan. It bag'lamida bitta haligi samat hujayrasini, xolagan samat hujayrasini, ichak hujayrasini deb qo'ygan bo'ydi. Buni xolagan bo'ldi. Ichak hujayrasidan yadroni olib, yadrosi olib tashlangan zigotaga joylab qo'ygan. Keyin Ali zigotadan it balığı çıkan, balığı it balığı olan bir kadar. Kılın. Kendilik Roslin İstitü alımları Roslin başçılığı da koyunu klonunu yarattı. Kanakı mirasızı bu tuttu basıçta iyi bu arada. Kare. Bana donor koy. Donor koy, donor diyen nümada yani? Bir ucu diyen. Bette nümada bir arası uruğlayan tüm bucayrancı var onda. Uruğlayan tayyat tüm bucayrancı. Donor qo'ydan tuxum hujayrasini olamiz, bu birinchi ish. Ikkinchi ish, tuxum hujayrasidan yadroni olib tashlaymiz. Ha, tushunarlimi? Zigotadan yani, ya? Zigotadan yadroni olib tashlaymiz. Uchinchi ish. Fin Dorset zotli qo'ydi, sut bezidagi hujayrada yadroni, ya'ni samat hujayrasimi? Samat hujayrasidan yadroni olib, yadrosi olib tashlangan zigotaga joylaymiz. Nechinchi ish oldu? Uchinchi ish. To'rtinchi ish. Surrogat ona qo'y. Nima u surrogat ona qo'y? O'gay. Ha, o'gay. Uni bachadoniga implantatsiya qilib qo'yamiz. Implantatsiya nima? Ko'chirib o'tkazish. Men qarayapsizki, surrogat ona qo'ydan qo'zichoq dovulli tug'iladi. Odam klona qo'yib, kitoblarga yozgan klonlarni ko'rgan deb, lekin jismoniy jihatdan o'xshagan degan, aqliy jihatdan o'xshamagan degan. Bunga men qilganmi, qilmaganmi ishonmayman. Xo'sh. Shunaqa hisob bo'ladi. Tushunarlimi? Endi bu yerda mana qo'zichoq do'lni kimni bolasiz? Findorset zotni qo'ydi bolasiz. Donor qo'ydi bolasiz. Nima uchun Findorset zotni qo'yib bolasiz? Chunki promosomalardan bo'lgan. Chunki yadro tashini olindi, to'g'rimi? To'g'ri keladi. Tushunarlimi? O'z birinchidan o'xshash. Kechada o'zaki yadro tashindan olindi, to'g'rimi? Chunki yadroda hamma axborot joylashgan, to'g'rimi? Shu. Odamni ham klonini mansabdor shaxs nomi olib ko'rmoqchi bo'lgan deb yozardi eski kitoblarga. Tushunarlimi? Davom etamiz. Gibridoma. Keyingi qism. Darsimiz 3-chi qism rejasi, shu mavzuyimiz. Gibrid nima? Qayda eshitgansiz? Gibrid chatishgan degan ma'noni anglatadi. Ko'chada hayot deyishganmiz gibrid degan narsa. Quyon gibrid deyishganmiz. Yaratdi. Qushni tovuq deyishgansiz, hayot demay tovuq deyishganman. O'qimasini oldim. 5-10 yil oldim. Keyin itni gibrid deyishganman. Gibrid. Eshitganmisiz? Kimlar shu narsalarni eshitganga o'xshayapti? Yaxshi. Gibrid degan xullas chatishgan degan. Chatishgan. Masalan, hadi bulldog bilan pitbull, pitbull italiyaga ushaganda qo'yib yubormaydimi? Mana shunaqa.
Buldog chi? Baxvat. O'ziga yarasha ahamiyati bor edi. Ikkovini chaqishtirsa, ikkov xususiyatdan o'zida mujassamlashtiradi, yangi. Bu gibrid deydi. Gibrid chaqishgan. Qanaqa zotsa, gibrid deydi uni. Tushunib oldingmi? Endi bizi hujayra injeneriyamizda nima uchun kerak bu gibridoma texnologiyasi deydigan bo'lsangiz, masalan tasavvur qiling. Hozir mana kasallik ko'payapti. Odamlarni kasallik bilan kasallikdan davolasa bo'ladi, masalan, odamlar ikki xil bo'lyapti-ku, masalan, COVID-da, bilasizlar, to'g'rimi? Yo kasallikdan tuzalib ketyapti yoki nima bo'lyapti? Og'ir ahvolga tushib qolyapti. Ha? Og'ir ahvolga tushib qolayotgan sabab nima? Siz ana shu odamni limfositlari o'ziga yetmayapti. Ha, tuzalib ketayotganlar, chunki ularning limfositlari o'ziga yetyapti. Nima uchun? Ko'p. Endi bunaqa bo'lmasin, bo'lsa tasavvur qiling. Oyijon bola kasal bo'lib qoldi. Bo'lmasin, misol. Nima? Oyijon bolaga limfositlaringizdan berib turasizmi? Yuziga zo'rlik etadi odam. Bo'lmasa yo'q. Xo'p. Yo'q, endi masalan, kanishda yo'q. Lekin bitta nifas hujayrangiz berib turasiz, to'g'rimi? Bir davom, berib turasiz. Hamma ham, endi masalan, yojimi siz berib turasiz. Bittasi. Hammasi. Tushunali. Xo'p, endi bu misol. Misol, nima bo'lmasin. Limfositlar antitelomani taksinlar ishlab chiqaradi, bilasizlar, to'g'rimi? Ya'ni antitelomani taksinlar kasallikka qarshi turishadi. Antitelomani taksin bo'lsa, kasallikka qarshi turishi bor yo'q bo'lsa, ketdi, qayda boradi? Agar kasallik ko'p bo'lsa, o'zini yo'qoldi. Buni o'zini hada oladi, bir yo'li keyin egasini hada oladi. Qarshi yo'llagan. Demak, antitelomani taksin bo'lish uchun nima ko'p bo'lish kerak ekan? Limfositlar ko'p bo'lishi kerak. Bemor odamga limfosit hujayralari yoki antitelomani taksin qilsa bo'ladi, qon zarbalari. Antitelomani taksin qilsa bo'ladi-da. Limfosit hujayralari qana qilib jo'natsa bo'ladi? Qon jo'natsa bo'ladi. Qana qilib degan bo'lsangiz, bu limfosit hujayralari ko'pgina qayerdan topishimiz kerak? Qayerdan topishimiz kerak? Buni yo'li bor ekan. Olimlar gibrid hujayralar yaratdi. Qana qilib yaratdi degan bo'lsangiz, limfosit hujayralarga rak hujayrasini qo'shib olibdi, natijada gibrid hujayra olibdi. Kimda savol tug'ildi? Amaliyot. Hozir hozir ko'rishim kerak. Men ham hozir o'qiganimni, masalan, institutda o'qiganlarimni shunaqa degan, yo'q to'g'ri degan, Tangrida aytaveraman deyapman. Ya amaliyotining hozir bor bo'lsa kerak. Savol tug'ildimi kimdadir yana? Rak hujayralarini jamlaydi. Ha, endi bu yerda nima uchun rak hujayralarini qo'shib olgan savol bo'ldimi? Ko'pchilik o'yladi, rak kasallik-ku, to'g'rimi? Shu savol bo'ldimi? Bu yerda rak ikki xil, xavfli o'sma, xavfsiz o'sma. Rak degani o'sma degani, to'g'rimi? Xavflilar bor, xavfsizlar bor. Hozir aytsam, men rakman deb o'ylamanglar. Hamma hali qadar mazur bo'lgan mazur. Qizlarda ko'proq bo'ladi. Mazol bor, qado. Oyoq o'g'il bolalarda ham bo'ladi, tufli kiyganda. Bo'ldi. Bo'ldi. Ashyo rak hujayrasi. O'sma hujayrasi. Faqat u xavfsiz o'sma. O'smalar ikki xil, xavfli va xavfsiz. O'sma hujayralar. Tez bo'rni ko'payadi, to'g'rimi? Xullas, kelam, limfosit hujayralar bizga nima uchun kerak? Chunki u antitelom va antitoksin sintez qiladi. Rak hujayralari nima uchun kerak? Tez bo'linib ko'payadi. Lekin bu qaysi rak hujayralari haqida gapirayotgan demak? Xo'shsiz. Yoki uni qo'ysak, gibrid hujayralar olinadi. Gibrid hujayra antitelom antitoksin sintez qiladi, ya'ni limfosit bu. Tushunyapsizmi? Limfosit bu leykositni bitta turi organizmda himoya vazifasini bajaradi. Leykositlar 5 xil bo'ladi, esingizda, bu kitobda yo'q. Xo'p, limfosit, monosit, ezenofil, bazofil, neytrofil. Siz 8-chi kitobga limfosit yozgan. Limfosit, leykositni bitta xil qiladi. Xullas, tushunarlimi?
Çöpken antisiyalar, antitaksinler stres kıradı. Hani o adamı cönersek ki gözün yok aldım ona hala. Kim mi? Kesinlikle karşı güreşelim burası. Çünkü o adam da yendi, saç kardaki yeri bu. Bir tanesi bir ötürüş oldu, bir tanesini köpek aydırıp yürüt bucayla o oldu. Şuna ne gel? Şu hibridoma tehnologiyası. Şunu diler mi? Hibridoma tehnologiyasını 1975 yılında İngiliz alimler, köyler ve milisteynler tamamen ne kadar ne? Tacili bir ötürüz bir yer. Onun yer yaptı. Yani ben okuyamam bunu nemis alimlerdi biraz yani. Öz karın ismi ya Moşeydi. Köyler ve milisteyn. Şöyle diyeyim. Nemis alimi de böyle. Bir kitap yazgını böyle. İngilizce kurt. Nerede ki? Gen ve hücre mühendisliği. Okur aslan. Anadolu ve zamanı bir teknolojiyen bilhassara farkını. Ha bilhah mı? Bu oldu yaksı. İyi ağını. Değil mi? Değil mi Nurgül? Anan abi bir teknolojiyle zamanlar bir teknolojiyle. Bilmeydi yollar kursun çi. Anan abi ne zaman bir farklı bir yollar kursun çi. Farklı neydi yollar kursun çi. Ne kadar okudun? Okudun. Hazır etsin. Ne oldu bu? Yaşı bunlar. Şu direken çoğu yanı şöyle değil de. Hazır bakteriyalar cinatı değil, zambara cinatı, aşılar da sanırım. Biyoteknoloji ne mi? Şu soruyu cevap veriyor. Biyoteknoloji kandı mı? Organizm istirahatı da mahsulot alıyor. Ha, trik organizm yordamı da mahsulot alıyor. Mesela sütten katı kalarsınız. Yani önce eski katı ya simetanı koşu varsınız. Zardo. Bu bakteriye koşarsın mı? Tarkibide eski bakteriyle burada. Ular kat sütte açtıp katı kalsı kılar. Açıgen yapsan ki içi olamaz biz. Şimdi bu bakteriler faydalı bakteriler de. Faydalı bir grafı. Aşı ananavi bir teknoloji. Ne için ananavi? Çünkü baba büyülerimiz o azaldan geri yaptı. Zamanavi bir teknoloji. Mesela bakteriyanı. De bakteriyanı geri gel. Kapasma dengesi. Mesela öz çıkarmonu. Samatadrop garmonunu geri koşup koysak. Bu bakteriyanı geri bölünür köpeydir kökünü bakteriyanı hasıl kısak. Hama bakteriyada öz garmonunu geri bağlı mı? Köpkine bakteriyalarımız öz garmonunu sintez kılar. Bu garmonunu alıp odanlarca kılarız. Biz maksulatı aldık. Değil mi maksulatı aldık? Groz garmonu aldık. Öz garmonunu aldık. Kim yordan mıdır? Bakteri yordan mıdır? Bu zamanla bir beyefendi oldu. Baba yaptı mı? Savallar bağlı mı? Yani bundan evvel ki tasavvurcu sıdırın ne gibi nasıl yapıp ben öyle uzun okuyla oynayayım.